Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir transfer videosuyla daha karşınızdayız. Galatasaray'da çok sıcak gelişmeler oluyor. Buffett'in bir gomis bir kez daha Galatasaray'a geri döndü. Hatırlanacağı üzere 3-4 gün önce menajeri Patrick Mendy ile bir açıklama yapmıştım. E, açıklama yapmıştı bana ve Gomis'in yarım kalan hikayesini tamamlamak için Galatasaray'a gelmek istediğini söylemişti çok yüksekten kapıyı açmıştı. Galatasaray'ın şu anda o rakamlara çıkma ihtimali yoktu. Diego Costa gündeme geldi. Modest gündeme geldi ama Galatasaray indirim yapması için Gomis'ten hep haber bekledi ki yarım sezon için 1,5 milyon euro istiyordu. 650-700 bin eurolara kadar indi. 6 ay Galatasaray'da 10 gol atarsa önümüzdeki sezonda otomatik olarak sözleşmesi uzayacak. 1,5 yıllık anlaşma Buffett'in bir gomis yeniden Galatasaray'da sezonun ilk yarısını Al Hilal'de geçirmişti. 17 maçta 8 gol atmıştı. Orada kazanmadığı başarı kalmamıştı. Galatasaray'da da biliyorsunuz 2017-2018 sezonunda 29 gol atarak gol kralı olmuştu. O dönem daha fazla maaş istediği için Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kalmıştı. Gomis Galatasaray'a hayırlı olsun. Peki ee, diğer transferlerde son durum ne Galatasaray'da hangi gelişmeler var bu arada unutmadan kanalıma abone olursanız beğenirseniz olumlu olumsuz yorumlarınızı yaparsanız çok memnun olurum ben Antalya Berek'te e, diğer takımları Beşiktaş Fenerbahçe ve diğer Anadolu kulüplerini takip etmeye devam ediyorum Galatasaray'da salı günü buraya gelecek ama idmanlarının kapalı olduğunu söyleyeyim Galatasaray kaleci olayını da çözdü dün akşam saatlerinde Biliyorsunuz Roman Burki gündemdeydi. Hatta Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı bilgisi vardı. Ama oyuncu oynama garantisi istediği için Galatasaray bu transferden vazgeçti. Listedeki ikinci sıradaki isim Barcelona B takımında oynayan Inaki Pena. Bu konuda her konuda bu konuda anlaşma sağlandı. 4 ay boyunca kiralık olarak Galatasaray forması giyecek Inaki Pena. Modest fotoğrafı paylaşmıştım. Sosyal medyadan büyük gündem oldu. Evet Türkiye'ye geldi. Galatasaray'a önerildi ama biliyorsunuz Bundesliga'da da 17 gol attı ligin ilk yarısında. 32 yaşında olmasına rağmen daha önce de biliyorsunuz Galatasaray'ın gündemine gelmişti bu oyuncu. Ama Köln'de brüt 4.7 milyon euro kazanıyor. Yani nette 2,5 milyon euro civarında bir rakam kazanıyordu. Kendisi Galatasaray'a gelmek istiyordu ama Galatasaray'ın 500 bin eurodan daha fazla para verme şansı yoktu. Bu arada Diego Costa da Galatasaray'a menajerler aracılığıyla önerildi. İstediği rakam 1,7 milyon euroydu. Diego Costa'nın 1,5 yıllık da sözleşme talep ediyordu. Galatasaray sadece yarım sezon için kendisine... 500 bin euro civarında bir rakam teklif etti. Diego Costa da bunu kabul etmedi. Onu söyleyelim. Bu arada Luyendama'nın transferi resmen açıklandı. Arabistan'a transfer oldu. Biliyorsunuz ilk kez hem Fanatik'ten hem de YouTube kanalımdan Luyendama'nın gideceği 6-10 takımını ben duyurmuştum. Neden 6 gitti biliyor musunuz? Luis Campos Galatasaray'ın yeni transfer danışmanı, başkanın danışmanlığı yapan isim Altova'nın başındaki Portekizli teknik direktöre Luindama'yı önerdi ve ilk icraatını yaptı. Luindama'nın kiralık olarak gitmesini sağladı. 3-3,5 milyon euro civarında da satın alma opsiyonu olacak bu transferde. Peki Getson Fernandez merak ediliyor. Benfica'dan Galatasaray'a gelecek mi diye. Arkadaşlar Getson Fernandez şu anda hazır. Gelmek istiyor Galatasaray'a. Benfica da veriyor. Daha önce rakamları da açıklamıştım. 1,5 yıllık kiralık 1,5 milyon euro. Ve e, özür dilerim 1 milyon euro. Onun dışında kendisi de 800 bin euro. Yarım sezon için 1,6 milyon euro da önümüzdeki sezon için istiyordu. Ve sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu bulunmuyordu. Ama e, Galatasaray'ın yabancı kontenjanı konusunda sıkıntısı var. Babel gitmedi. Hull City istiyordu kendisini. Cagney de Hull City istiyordu ama oyuncunun sakatlığı devam ediyor. Bir dondurma söz konusu olamıyor. Çünkü sözleşmesini feshetmesi gerekiyor. Ee, daha Gervinho'nun Trabzonspor'da yaptığını yapması gerekiyor aslında. Hani sözleşmenin feshedilip yeni bir sözleşme yapılması gerekiyor. Ben Cagney'nin buna çok sıcak bakacağını düşünmüyorum. Uzun süre sahalardan uzak kalmak istemeyecek kendisi. Şimdi eğer yabancı kontenjanını açarsa Galatasaray bence Getson Fernandez'i alacak. Çünkü Gomis biraz taraftarın gücüyle geldi Galatasaray'a. Yönetim çok sıcak bakmıyordu. Daha genç bir oyuncuyu kadroya katmak istiyorlardı. Ama Getson Fernandez'de de aynı durum söz konusu olabilir. Şu anda taraftar inanılmaz bir şekilde Getson'u istiyor. Getson gelmek istiyor. Sosyal medyadan paylaşımlarını görüyorsunuz. Ama Dominic Torrent'in de önceliği tabii ki 6 numara. Yine ilk kez bir ismi sizlere söyleyeceğim. Yine Benfica forması giyiyor. Algrafa'da kiralık olarak forma giydi. Ee, oyuncunun ismi Gabriel Pires. Şu an bilgisayarımda da açık zaten kendisi. 28 yaşında Brezilyalı oyuncu. Leganes'ten bir iki sezon önce... Benfica'ya 10 milyon euroya transfer olmuştu. Çok fazla forma şansı bulamadı. E, 6 numara olmasına rağmen gol atan bir oyuncu ki Algrafa'da da sezonun ilk yarısında 14-15 maçta forma giydi. 4-5 tane de gol attı. Bu oyuncuyla Botafogo yani Brezilya kulüplerinden Botafogo'nun da ilgilendiğini söyleyelim. 28 yaşındaki oyuncunun Benfica ile 2024 yılına kadar sözleşmesi var. Galatasaray özellikle bir 6 numara transferi yapmak istiyor ki biliyorsunuz Wolfsburg'da forma giyen Cilovoli ismi de çok gündemdeydi ama e, şu anda o transfer beklemeye alınmış gibi gözüküyor. Tamam mı? Vazgeçildi demek istemiyorum. O transfer de gerçekleşebilir ama bu e, dediğim gibi Pires ismi biraz daha Gabriel Pires ismi biraz daha sıcak ve gündemde olan isimlerden bir tanesi Galatasaray'da bir an önce transferlerin yapılması gerekiyor. Çünkü çok kısa süre içerisinde biliyorsunuz e, Alanya Spor maçı oynanacak. Dominik Torrent geldiğinden beri 4 karşılaşmada galibiyet yüzü görememişti. Salı günü de e, Galatasaray beleye gelecek. Bu arada pazartesi günü yani yarın Dominik Torrent gazetecilerle Galatasaraylı muhabirlerle bir araya gelecek. Sohbet toplantısı yapacak. O gün idmanın da açık bir şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bir kez daha söyleyeyim, e, Gomis 36 yaşında bir kez daha Galatasaray'a döndü. Biliyorsunuz Aleyna Tilkinin o şarkısı vardı. Bir önceki kapakta da yapmıştım. O sen olsan bari diyecek mi demiştim. Gerçekten dedi. Bu videonun da sonuna geldik. E, i̇lerleyen günlerde daha sıcak gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.